Of! Daha ne kadar sürecek bu ameliyat? Hiç değilse bir haber verseler ya. Engin'cim sakin ol. Otursana biraz. Ya bu beklemek delirtecek beni. Ya bir de çıkıp bir şey söylemiyor ki. Çoğu gitti, azı kaldı evlat. Kurtulacak Yeliz. Sakın başka bir şey getirme aklına. Sakın ha. Heh, işte geldiler. Reşat Bey. Merhabalar. Geçmiş olsun. Doktor Bey, bitti mi ameliyat? Çıktı mı Yeliz? Doktor Bey, nasıl geçti ameliyat? Beklediğimizden iyi geçti. Beyne baskı yapan ikinci kanamayı da boşalttık. Yüksek riskli bir ameliyattı. Hasarsız bitti çok şükür. Yani iyi olacak artık Yeliz değil mi? Bir daha yaşamayacak bunlar, öyle değil mi doktor bey? Umarız ki yaşamaz. Ancak her ihtimale karşı düzenli tetkikler isteyeceğiz kendisinden. Onun dışında normal hayatına devam etmesi için hiçbir engel yok. Allah'ım çok şükür. Doktor çok teşekkür ederiz, sağ olasınız. Bana öyle bir kıymetli hediye verdiniz ki doktor bey. Nasıl ödeyeceğim hakkınızı? Estağfurullah. Hanımefendiye iyi bakın kâfi. Elbette. Hemen görebilir miyiz? Nerede şimdi? Yoğun bakımda. Ancak yarın sabah kendine gelir. Son kontrollerden sonra taburcu ederiz sanıyorum. Sağ olun. Her şey için çok sağ olun doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ geçmiş olun. Olsun. Sağ olun. Bitti Rıza baba. Bitti sonunda. Kurtuldu işte. Çok şükür kurtuldu. Gözün aydın evlat. Eliz de sen de bu mutluluğu sonuna kadar hak ettiniz. Sağ olun amir. Sağ olun. Bitti yani öyle mi? Atlattınız ha? Çok şükür atlattık kardeşim ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Siz ne yaptınız? Devriye nasıldı Mesut? Aynı işte. Soygun, cinayet. İkisi de aynı yerde. Biri kuyumcu dükkanında. Yapma ya. Yarın hastane işlerini halledip geliyorum yanınıza. Zaten çok boşladım merkezi. Sen bak rahatına ya. Çalışırız biz. Hanımınla uğraş sen. Kıskandın mı yoksa abi? Ne kıskanacağım lan? Bozulma be Mesut. Seninle de uğraşırım kardeşim. Onun yeri ayrı, senin yerin ayrı. Gel bakayım bir öpeyim ben seni. Yapma. Gel buraya. Yapma. Ne yapıyorsun? Yoğun bakım burası ya. O değil de ekipte tek bekar sen kaldın değil mi abi? Kaldım kardeşim. Kalırım. Aslanlar gibi tek başımayım. Ne var? Helal be sana be. Son moykan gibisin be abi. Son bekar. Yürü be kardeşim benim be. Yürü. Canım çıkabiliyor muyuz hemen? Bir iki saate çıkıyoruz canım. Evimize gidiyoruz. Evimiz mi? İkimizin evi mi? Yani evlendiğimize göre öyle tabii. Hatırlıyorsun değil mi evlendiğimizi? Hayal meyal hatırlıyorum galiba. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim ama. Ben de düşünmemiştim ama olsun. Sen kendini topladıktan sonra bir kutlama yaparız. Dün gibi olmasa da hastane odasından iyidir. Bence de. Engin. Söyle canım. Ev işini nasıl yapacağız? Nerede yaşayacağız? Yani senin eşyan, benimkiler falan. Nasıl yerleşeceğiz? Bilmem. Hiç düşünmedim o kısmını. Zaten normalde kadınlar düşünür böyle şeyleri ama beyin ameliyatındaydım. Kusura bakma. Hallederiz canım, kolay. Sen açtın ya gözünü. Artık her şey çok kolay. Eve yerleştirmişsin Yeliz'i ama yanında olman gerekmez mi? Ayla abla var zaten. Ben de sıkıldım otura. İşlerle de ilgilenmedim ne zamandır. Rahat battı desene sen şunu abi. Onun gibi bir şey vallahi. Pekala. Ama biliyorsun. İstediğin zaman gidebilirsin eve. Karnının yanına. Sağ olun Rıza baba. Evet. Kuyumcu olay nasıl gidiyor peki? Sokaklarda, kayıtlarda aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor Yüksel'le ilgili. Adam batakçının teki. Ancak nasıl olduysa ya da arkasını kimi aldıysa bir senede toparlanıp dükkan açmış kendini. Tabii yine de borç kırtlakta. Hem bankalara hem tefecilere. Yüksel'deki şüpheyi kuvvetlendiriyor bu durum değil mi? Yani adam girip kendi dükkanını soydu. Hatta kendi çalışanını mı öldürdü? Saçma geliyor kulağa. Zaten elde sadece şüphe var. Kanıtımız yok. Amirim bir kamera kaydı buldum. Harika. Nerede? Kuyumcuyu gören sokaktaki bir banka şubesine ait. İşe yarayabilir. İsterseniz hemen bakalım. Hemen izle bizi. Hadi. 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 Hazır mı abi? Hazır Rıza baba. Başla şimdi. Hayırdır ya?